3 Eylül 2018 günü Necla ve Metin Büyükşen çifti kendilerine ait evde kızları Büşra ile birlikte akşam saatlerinde çay içiyorlardı. O akşam kendileriyle birlikte o evde yaşayan oğulları Uğur ve gelinleri Betül, Betül'ün ailesi tarafından akşam yemeğine davet edildikleri için evde değillerdi. 3 Eylül gecesi Büyükşen çifti saat akşam 10 civarında yüzlerinde kar maskesi bulunan silahlı kişi veya kişilerin saldırısına uğradı ya da öyle zannediliyordu. Vahşet dolu geceden sağ kurtulan tek kişi olan Büşra'nın anlattıklarına göre, aile evdeyken akşam saatlerinde kar maskeli, silahlı, kişi veya kişiler eve gelmişti. Aile evdeyken dış kapının açıldığının sesi duyulmuştu, ancak aile Betül ve Uğur'un geldiğini düşünmüştü. Eve gelen saldırganlar hiç konuşmadan, odaya girer girmez yanlarında bulundurdukları silahı Metin Büyükşen'e doğrultmuş ve ateş etmişlerdi. Metin Büyükşen'in kendini ve ailesini savunabilecek bir fırsatı olmamıştı. Olayın yaşandığı esnada Büşra, abisine ait olan, normalde kapıda asılı halde beklediği söylenen tüfeği, almak için abisinin ve yengesinin yatak odasına kaçmıştı. Ancak silahı olduğu söylenen yerde bulamamıştı. Büşra diğer odaya kaçarken eve giren kişi veya kişilerden biri Büşra'nın arkasından gelmiş ve Büşra'ya vurmuştu. Darbeyi alan Büşra, yere düştüğünde ise baygın numarası yapmış, saldırgan kişi odadan ayrıldığında ise odanın penceresinden kaçarak kurtulmuştu. Büşra, bütün bunlar yaşanırken evin içinde bir el atış sesini daha duyduğunu söylemişti. Büşra, pencereden kaçtıktan sonra yolda isminin Osman olduğu söylenen komşusuna rastlamış ve onunla birlikte bölgede bulunan jandarma karakoluna giderek olanları anlatmıştı. Yaşanan vahşet dolu olayı haber vermek için ise abisini aramak yerine jandarma karakolundaki işlemlerin ardından abisi Uğur ve yengesi Betül'ün yanına gitmeyi tercih etmişti. Uğur ve Betül olayı haber alarak eve geldiklerinde ise olay yerinde görevli jandarma ekipleri çalışmalara başlamıştı. Olay yerine gelen Uğur annesi ve babasının hayatını kaybettiğini jandarmadan öğrenmişti. Gerçekleşen vahşetin yaşayan tek tanığı olarak Büşra'ya konu ile ilgili yapılan araştırmada defalarca sorular yöneltilmiş ve Büşra'nın anlattıkları arasındaki çelişkiler dikkat çekmişti. Bir anlatımında saldırganın bir kişi olduğunu, diğer anlatımında iki kişi olduklarını, maskeli kişinin göz renginin kahverengi olduğunu, zayıf yapılı olduğunu, suç aleti olan tüfeğin ucunda normalden farklı kalın boru şeklinde bir parçanın olduğunu belirtmişti. Olay yeri incelemesinde dışarıdan eve zorlanarak girildiğini gösteren bir ize rastlanılmamıştı. Olayı araştıran yetkililerin gerekli gördüğü durumda yapılan analizlerde, vahşetin yaşandığı saatlerde evde olan Büşra'dan alınan swab örneklerinde izlere rastlandı. Ancak yapılan analizlerde o gün orada olmadıklarını belirten Uğur ve Betül'ün üzerinde, ellerinde ve yüz bölgesinde de barut izine rastlanılmıştı. Bu konu hakkında kendilerine yöneltilen sorulara ise Büşra ile sarıldıklarını, izlerin Büşra'nın üzerinden kendilerine bulaşmış olabileceklerini belirtmişlerdi. Ancak bu yeterli bir açıklama değildi. Ayrıca Metin ve Necla, Büyükşen çiftinin cansız bedenleri çıkarıldıktan sonra, olay yerinde inceleme yapan uzmanların kendilerine evi toparlayın dediklerini ve evi toparladıklarını, olay yerinden izlerin kendilerine bulaşmış olabileceğini belirtmişlerdi. Ancak bu izler başka bir kişiden veya mekandan bulaşabilecek izler değildi. Ayrıca iki kişinin hayatını kaybettiği vahşet dolu olayda inceleme yapan uzman bu şekilde rahat davranılmasına izin verir miydi? Yapılan araştırmalarda daha sonra aile içinde mihir konusunun gündem olduğu. Söylenene göre Büyükşen ailesiyle dünürleri arasında uzun süredir ev konusunun olduğu, gelin Betül'ün Metin Büyükşen'den mihir olarak ev istediği ortaya çıkmıştı. Betül bu konuyu inkar etse de, daha sonra bu konuyu kanıtlar nitelikte olan ses kaydı ortaya çıkmıştı. Şimdi benim şu anda 25 bin lira kasada param var. Onu da ben umreye veyahut da hac çıkarsa, hacca umreyelim. Şimdi o parayı vereyim, araba da vereyim, helallaşalım. Benim, yok ya, baba şimdi sen o parayı bana veredin, arabayı da veredin. Benim evimin karşılığını ödemiş olacaksın. Sen benim yerimin karşılığını ödemiş olmam baba. Bu bilgiler yaşanan vahşet dolu olayın araştırmasını etkileyecek bilgilerdi.
Necla ve Metin Büyükşen çifti hayatlarını kaybetmişti. Ancak kızları Büşra hayattaydı. İki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kişi veya kişiler neden Büşra'ya aynı şeyleri yapmamıştı? Ve asıl herkesin merak ettiği soru bu saldırı ne için gerçekleşmişti? Olay yerinde dikkat çeken bir iz bulunmamış ve verilen bilgiye göre evde hırsızlık yaşanmamıştı. İki kişiyi etkisiz hale getiren saldırganlar Büşra'ya her türlü zararı verebilecek fırsatları varken hiçbir şey yapmamıştı. Yapılan soruşturma sürerken gelin Betül ve oğulları Uğur ile aile arasında yaşanan mihir konuları konuşuldukça daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkıyordu. Metin Bey tarafından imzalanmış açık senedin dünürlerinin elinde olduğu, birçok kez aile içinde ev kavgasının yapıldığı, Metin Bey'in ev yerine teklif ettiği arsa, para, araba konuları gündeme geliyordu. Yapılan araştırmalara Betül'ün anne ve babası da dahil olmuştu. Yaşanan vahşetin Büyükşen ve Büyük Doğrucan aileleri arasında yaşanan mihir konusu sebebiyle yaşanmış olabileceği düşünülüyordu. Konuyla ilgili diğer bilgi sahiplerinin paylaştığı bilgiler şüpheleri artırıyordu. Hayatını kaybeden Necla Hanım'ın annesi Fazilet Hanım'ın verdiği bilgiye göre, Fazilet Hanım olayın yaşandığı günün sabahında kızı Necla'nın evinde olduğunu, Betül ve Uğur'un yemeğe davet edildiği için evden ayrıldıklarını, daha sonra da kızı Necla ve kendisinin diğer kızına gittiğini ancak Betül'ün kendilerini tekrar tekrar arayarak eve ne zaman geçeceklerini, o akşam düzenlenecek olan nişana katılıp katılmayacaklarını sorduğunun bilgisini paylaşmıştı. Hatta yaşanan vahşet sonrasında yaşanan olaya Betül ve Uğur'un şaşırmadığını, beddua edildiği zaman da Betül'ün kendisini beddua etme diyerek uyardığını belirmişti. Bu bilgiler karşısında Betül, böyle bir şeyin yaşanmadığını belirterek anlatılanları kabul etmiyordu. Araştırmalar devam ederken bir banka çalışanı Metin Bey hakkında bilgi vermek için olayın ele alındığı televizyon programına katılarak, söylenildiği gibi Büyükşen çiftinin paralarının olmadığı bilgisinin doğru olmadığını, Metin Bey'in yakın zamanda kendisini aradığını ve bir miktar parasının olduğunu, yeni bir ev almak istediğini belirtti. Ayrıca bilgisine başvurulan kişiler arasında yer alan Betül'ün annesi bu bilgiyi doğrular nitelikte konuştu. Büyükşen çiftinin evlerinde belli miktarda para ve altın vardı. Ancak olaydan sonra bahsedilen para ve altını gören kimse olmadı. Olaydan kısa süre sonra ise Uğur'un üzerinde yüklü miktarda paranın bulunması insanların dikkatini çekmişti. Daha önemli olan ayrıntı ise Betül ve Uğur'un vahşet dolu olayın yaşandıktan bir ay gibi bir süre sonra Konya'da kendilerine yeni bir ev tutmaları olmuştu. Bütün bu yaşananlara rağmen konunun ele alındığı televizyon programında sorular sağlıklı bir cevap bulamıyordu. Büyükşen çiftinin hayatını kaybettiği olayda cevaplanamayan sorular yeni soruları beraberinde getiriyordu. Uğur, anne ve babasına bunu yapan kişi veya kişilerin birisi veya birileri tarafından görevlendirilmiş olabileceğini iddia ediyordu. Bunu neden söylediği sorulduğunda ise babasının bir dönem bir cemaate katıldığını, orada kendisine bir görev verildiğini ancak babasının bu görevi yerine getirmediğini belirtiyordu. Bununla birlikte babasının bir dönem karşı komşuları olan Afgan uyruklu şahıs ile yaşanan trafik kazasından dolayı husumetli olduklarını ve yaşanan vahşeti onun yapmış olabileceğini iddia ediyordu. Konu hakkında konuşulanlar olayı farklı noktalara taşıyordu. Söylenenlere göre Betül'ün babası Muammer Bey, Uğur'a mihir konusu hakkında baskı yapıyor, kendince kızının hakkını arıyordu. Muammer Bey konuda ön plana çıkınca, Muammer ile ilgili iddialar da ortaya çıkmaya başladı. Söylenene göre, Muammer'in tefecilere yüklü miktarda borcu vardı. İki aile arasındaki konu tahmin edilenden daha derin bir hal almıştı. Vahşet dolu olayın yaşandığı akşam Uğur ve Betül, Büyükşen ailesinin yanında değildi. Betül'ün ailesinin yanına yemeğe gittikleri biliniyordu. Peki o akşam Uğur ve Betül, o evdeyken o evden ayrılan olmuş muydu? Söylenene göre Betül'ün kardeşi Yılmaz ve halasının oğlu Mehmet Ali, birbirlerinden ayrı olarak evden çıkış yapmış ve yaklaşık 20 dakika eve gelmemişlerdi. O gece yaşanan olayla ilgili olarak şüpheli görülen kişilere ait cep telefonlarında yapılan incelemelerde Betül'ün kullanmış olduğu telefondan tam 380 mesajı sildiği tespit edildi.
Yaşanan olayda şüpheler Büyük Doğrucan ailesi çevresinde artmaya başlıyordu. Ailenin bulundukları yerde sorumlu olan jandarmada görevli bir yakınlarının olması ve bunun tekrar tekrar gündeme getirilmesi büyük bir etkendi. Uğur'un konuşmalarında dikkat çekici bir detay, dinleyenlerin aklını karıştırabilecek nitelikteydi. Uğur'a göre annesinin öldürülmesi mantıksızdı. Uğur, "Annemi niye öldürdüler ki?" şeklinde konuyla ilgili olarak tepki göstermişti. Ancak aynı tepkiyi babası Metin Bey için göstermemişti. Metin Bey'in hayatını kaybetmesinin belki bilinen veya tahmin edilen mantıklı bir sebebi, bir açıklaması mı vardı? Metin Bey'in hayatını kaybetmesinin kabul edilmesinin bir sebebi mi vardı? Vahşet dolu olaydan sağ kurtulan tek kişi olan Büşra'nın zaman içerisinde anlattıklarını, ifadelerini değiştirmesi ve bir önceki söylediklerini inkar etmesi olayı çözülemez hale getiriyor. Bilgi kirliliği içinde değerlendirilen yeni ihtimaller sağlam delil elde edilmesini güçleştiriyordu. Olayla ilgili bilgi sahibi olan ve o gece Büyük Doğrucan ailesinin düzenlediği yemekte olan bir komşunun söylemine göre vahşet yaşanırken Necla Hanım'ın "Kara köpek, bize bunu da mı yapacaksın?" şeklinde tepki verdiği biliniyordu. Bu bilgi hayatta kalan tek kişi olan Büşra tarafından aktarılmıştı. Ancak Büşra bu iddiayı reddetmişti. Aile yakınlarında kara köpek lakaplı biri var mıydı? Araştırmalar sürerken, dikkatler o gece görevli jandarma tarafından şüpheli görülerek bilgisi alınan ayrıca yapılan swap analizinde silah kullandığı tespit edilen Ertuğrul üzerinde toplanmaya başlamıştı. Ertuğrul'un yakın zamanda sanayide silah için susturucu yaptırdığını iddia edenler de olmuştu. Ertuğrul Ekmekçi hakkında yöneltilen sorulara Betül ve Uğur tutarlı cevaplar vermiyordu. Onlara göre Ertuğrul'un köydeki evinin nerede olduğunu bilmiyorlardı. Ancak yapılan araştırma sonrası Ertuğrul'un Betül'ün akrabası olduğu gerçeği kısa bir sürede ortaya çıkmıştı. Köyde Ertuğrul ile Büşra arasında bir gönül ilişkisinin olduğu ve hayatını kaybeden Metin Büyükşen'in bu durumu istemediği de iddia ediliyordu. Konu ile ilgili bilgi veren kişilerin dikkatini çeken diğer detay ise Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cenaze törenlerinde yaşananlardı. Söylenenlere göre Büşra ve Uğur cenazede annelerinin tabutuna giderken babalarının tabutuna bile yaklaşmamıştı. Hatta iddia edilene göre Büşra'nın "annemden ne istediniz?" şeklinde söylemi de olmuştu. Bu cümle duyanların aklında Uğur'un vermiş olduğu tepkideki gibi sanki Metin Bey'in hayatını kaybetmesi kabul edilmiş bir durum algısı oluşturuyordu. Kendisine yöneltilen sorulara karşılık olarak Büşra böyle bir şeyin yaşanmadığını söylüyordu. Yaşanan vahşetin üzerinden yaklaşık olarak 3 yıl gibi bir süre geçtikten sonra, 2021 yılının Temmuz ayında aralarında Büyükşen ailesinden fertlerinde bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan araştırmalar sonucu, uzmanlar yaşanan vahşetin bir karışıklık sonucu yaşandığını tespit etmişti. Takıntılı bir eski sevgili tarafından tutulan kiralık kişiler, vahşet dolu olayı gerçekleştirmişti. Uzmanların belirlediği bilgilere göre, 28 yaşındaki Esra Taş isimli şahıs, 47 yaşındaki yeni sevgilisi Abdullah Başdemir ile Ertuğrul Çelik'e vahşet dolu olayı yaptırmıştı. Söylenene göre, Büyükşen ailesinin yaklaşık olarak 500 metre yakınlarında bulunan evde yaşayan komşularının oğlu Hüseyin ile Esra arasında bir ilişki vardı ve aile bu ilişkiyi onaylamıyor ve Esra'yı istemiyordu. Söylenene göre Esra, intikam almak için yeni sevgilisini bu olayı gerçekleştirmeye ikna etmişti. 3 Eylül gece o saldırıyı kıskançlık sebebiyle Esra Taş'ın azmettirdiği Abdullah ve Ertuğrul başka bir aileye saldırı gerçekleştirecekken, evleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine gitmiş ve Esra'nın eski sevgilisinin anne babasının hayatını sonlandırmak isterken, Necla ve Metin Büyükşen çiftinin hayatını sonlandırmıştı. Tespit edilen bilgiler doğrultusunda saldırıyı gerçekleştiren şahıslar yakalanmış, birçok kez söylediği şeyleri ben söylemedim diyen, saldırıdan sağ kurtulan tek kişi olan Büşra ise
Şahısları görünce gece evlerine gelen kişilerin Abdullah ve Ertuğrul olduğunu doğrulamıştı. Yakalanan şahıslar iddiaları kabul etmeyerek, saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediklerini söyleyerek kendilerini savundu. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen Abdullah Başdemir savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Sadece eğlenmek için gitmiştim ama 14 aydır tutukluyum. Biz o gün Esra Taş ve arkadaşlarıyla mangal yaptık, oturduk ve evlerimize dağıldık. Ben evli ve 3 çocuk babasıyım. Eşimle de mutluyum. Esra'ya aşık değildim. Esra sadece benim alemlere çağırdığım bir kadındı. Bu nedenle cinayeti işlemek, belirtildiği gibi, Esra Taş'ın eski sevgilisinin anne babasını öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Medya bizi sevgili diye yazdı. Ama benim Esra ile aramda aşk yoktu. Ben onu düğünlere, alemlere eğlenmek için çağırırdım. İlişkimiz bundan öte değildi. Kim aleme çağırdığı kadın için çiçek ısmarlar gibi cinayet ısmarlar ki? Cinayet azmettiricisi olmam mümkün değil," diye kendini savundu. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen diğer sanık Esra Taş ise, eski erkek arkadaşı Hüseyin'in ailesine karşı bir husumet taşımadığını ileri sürerek, "Jandarmadaki ifademin geçersiz sayılmasını istiyorum. Bana baskı yaptılar. İçerideyken vicdanımı dinledim. Abdullah bana, onları öldürdüm gibi bir şey demedi," ifadelerini kullandı. Sanık Esra Taş, cezaevindeyken annesiyle yaptığı görüşmede, mahkemede hakim üzerinde tesirli olması beklentisiyle sözde büyü tarif etmesi sorulunca sanık şöyle konuştu. "İçerideki bir teyze duruşmaya çıkanların duruşması kolay geçsin diye yaptıkları bir şey var deyince ben de annemle görüştüğümüzde bundan bahsettim. Bunun büyü olduğunu bilmiyordum. Benim annem çok saf ve temizdir. Bana içeride kimseyle konuşma, sırrını verme gibi telkinlerde bulunması da cezaevinde olur olmaz bir şey yüzünden kimseyle kavga etmeyeyim diyedir," şeklinde konuştu. Katil zanlısı olduğu iddia edilen sanık Ertuğrul Çelik de, "Üzerime atılı olan suçları kabul etmiyorum. Benim nöbet günüm değildi. Beni Abdullah Başdemir aradı, ben de nöbetteki arkadaşı aradım daha sonra. Annemin tedavisi için Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittim. Saat 10.30 sıralarında olay oluyor. Ve ben ona 10 kala barajdaydım. Ölenleri tanımıyorum. O gün Abdullah'ın beni aramasının sebebi, eksik malzemeleri varmış tabak çatal gibi onları istedi. Ben kesinlikle saat 10.12'de Abdullah'la konuşmadım. Baraja gitme sebebim onları uyarmaktı, oradan çıkarmaktı. Asla öyle bir şey yapmam. Büşra Hanım beni teşhis etmiş ama beni suçladı da hiç mi yaşlanmadım beni nasıl tanımış? 18 veya 21 dakikada ben nasıl barajdan İsmil'deki olay yerine eve gideyim? Biri desin ki Ertuğrul Çelik'in baz istasyonundan sinyali İsmil'deki olay yerinden vermiş, ben her şeyi kabul ediyorum o zaman. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Aile içindeki olayları benim üzerime attılar," dedi. Tutuksuz yargılanan Zekeriya Okşen ise, "Beni Esra Taş 31 Ağustos'ta aradı. Onu ben kafede görmüştüm. Daha sonra beni aradığında Hüseyin'i sordu. Hüseyin benim arkadaşımdı, sadece onu sormak için aradı. İkinci aradığında bana hamileyim dedi, evi sordu. Caminin orada, oraya gidince sor gösterirler dedim. Numaramı hanımın abisinden almış, açık adres vermedim, camiyi söyledim dedi." Mahkemede tanık olarak dinlenen Esra Taş ile eski sevgilisi olan Hüseyin Kalınkayış. "Öldürülme olayı ile ilgili bir bilgim yok. Bu olayla ilgili herhangi bir tehdit almadık. Tefeciden para aldı diye dedikodu çıktı mahallede. Ama ben Esra ile dedikodunun çıkmasını bekliyordum. Cinayet sonrası ve 3 yıl sonra ifade verdim. Olanları aynı şekilde anlattım. Sanıkların bana hiçbir şekilde tehditleri olmadı. Abdullah ile sanayide karşılaştık. Orada da normal muhabbet oldu ve tehdit almadım hiçbir şekilde. Eğer olayı bunlar gerçekleştirdi ise ben de sonuna kadar şikayetçiyim. Metin Büyükşen ile bizim evin birbirine benzerliği yoktur. Bizim ev 2 katlı, onların ev ise tek katlı. Evlerin karıştırılması da imkansız," dedi. Olay günüyle ilgili olarak bilgi veren Esra'nın arkadaşı olan gizli tanık ise, "Esra cinayet günü bizi mangala, yani APA barajına çağırdı. 4 kız birlikte gittik. Yolda birisine uğradık. Biz çay içerken Esra ve o adam farklı bir masada konuştular.
Daha sonra pikniğe gittik. Orada Selami, Abdullah ve ismini bilmediğim Abdullah'ın amcaoğlu vardı. Sonra mangalı yaptık. Esra ve Abdullah aralarında konuşurken, Abdullah, ben öldürttüm onları dedi. Esra da, sen aslansın, yaparsın dedi. Bunu Hüseyin'in ailesi için dediğini düşündüm. Ertuğrul'u orada görmedim. Abdullah benimle birlikte olmak için bana 10 bin lira teklif etti dedi. Mahkeme, 5 Mayıs 2023 günü konu ile ilgili görülen davada, cinayeti işlediği öne sürülen, Ertuğrul Çelik ile azmettirdiği iddia edilen, Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir'i, Büyükşen çiftinin öldürülmesi nedeniyle, ikişer kez müebbet hapis, konut dokunulmazlığını ihlal etmek, suçlarından da 4'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Ertuğrul Çelik, ayrıca saldırı sırasında Büşra Büyükşen'i yaraladığı için de 9 ay hapis cezası daha aldı. Şahıslar yakalanmış olsa da insanların aklındaki sorular cevapsız kalmış ve yeni sorular eklenmişti. O gece saldırıyı düzenleyen kişiler sessiz bir şekilde saldırıyı gerçekleştirebilmek için pompalı tüfeğe susturucu yaptıracak kadar plan yaparken saldırı düzenleyecekleri evi daha önce görmemişler miydi? Evi karıştırdıkları kabul edildiği düşünülürse, bu saldırganlar kimin hayatını sonlandıracağını bilmiyor muydu? Kimin hayatını sonlandıracağını bilmeyen kişiler eve girer girmez, Metin Bey'in oturduğu yeri ezbere biliyormuşçasına fırsat vermeden saldırıyı nasıl gerçekleştirmişti? Daha kime saldırı düzenleyeceğini bilmeyen kişilerin Büşra'yı sağ bırakmalarının sebebi neydi? Saldırı düzenlendiği gece yemekte olan Uğur ve Betül'den swab analizinin pozitif olmasının sebebi neydi? Uğur ve Betül'ün swab analizinin Büşra gibi pozitif olabilmesi için ya ateş eden kişi olmalı ya da ateş edilen silahla temas etmiş olmaları gerekirdi. Her zaman kapının arkasında asılı durduğu söylenen silah neredeydi? Uzmanların yürüttüğü çalışmalarda ilk önce aile fertleri olmak üzere birçok kişi şüpheli konumunda bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin adresi karıştıran iki kişinin olabileceğini kimse düşünmüyordu. Olayın failleri cezalarını çekmeye devam ediyor. Vururlar falan demedi. Sen bunu bana bunu konuşuluyor. Büşra bunu biz bunu söylüyoruz Büşra. Abim gitmesin. Candanların orada olduğunu bildiğin halde sen bana bunu söyledin Kara abim. Vay. Ne? Kara abim. He, sizin evde Kara diye Uğur'a mı söyleniyor? O da sana Kara abim diyor. Hayır ya. Öyle sevilir Kara kuzum, Kara şey. Hep öyle sevilir yani. Şimdi anlaşıldı. Bir daha izleyelim. Teşekkür ediyorum. Büşra bunu biz bunu söylüyoruz Büşra. Abim gitmesin. Candanların orada olduğunu bildiğin halde sen bana bunu söyledin Kara abim. Kara abim. Demek ki kara köpek diye kime söyleneceği de ortaya çıkmış oldu değil mi böylelikle? Anons etsinler, anons etsinler. Bu konuda daha önceki talimatlarımız açık ve net.